Yeni bir Kalebodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Gül Mim Teknoloji Okulu projesi Fas'ın kuzey bölgesindeki akademik kurumların gelişmesi için hazırlanan bir planın parçası. Proje dahilinde bir amfiteyatro, sınıflar, atölye alanları, laboratuvarlar, yönetim birimleri, kütüphane, öğretmen ofisleri ve çalışanların evleri bulunuyor. Farklı amaçlarla kullanılan binalar L formlarında dizilmiş vaziyette. Her bina kendi iç bahçesini barındırıyor. Tüm bunları çevreleyen ortak kullanımlı yeşil alanlar da var. Sürdürülebilirlik kaygısıyla inşa edilen okul, kullanılan malzemelerle de %100 yerli. Mimar Dr. Ferdinand Ludwig, canlı ağaçlarla oluşturulan yapı sistemi, bağ botanik tekniğini keşfedince işte gördüğünüz bu eserleri ortaya koymaya başladı. Bu teknikle budama, bükme, aşılama veya dokuma gibi yöntemlerle ağaçlar istenen forma evrilebiliyor. Metal iskeleler ve diğer yapı malzemeleri de kullanılarak yaşayan strüktürler meydana getiriliyor. Mesela şimdiye kadar tasarlanmış en büyük bağ botanik yapı olan The Plane Tree Cube'da çınar ağacı kullanılmış. Yapının uluslararası anlamda çok sayıda ödülü bulunuyor. De Gouden Lineal Architect'in Hollanda-Belçika sınırında yerel malzemeleri kullanarak doğayla iç içe bir gözlem kulesi tasarladı. İki ülke arasında uzanan sınırdaki manzaraya bakan gözlem kulesinin duvarları sıkıştırılmış toprak, kil ve çakıldan oluşuyor. 12 metre yüksekliğindeki kule, potansiyel nehir taşkınlarından korunmak amacıyla ve çevreye hakim bir nokta olduğundan küçük bir tepe üzerine inşa edilmiş. Ekip, alanın tarihi ve doğal özelliklerini korumak amacıyla yapıyı Maas bölgesinden elde edilen malzemeyle inşa etmeyi tercih etmiş. İspanyol mimarlık firması Franz Silvestre Architectos, İspanya'da bembeyaz dış cephesiyle dikkatleri üzerine çeken bir ev tasarladı. Yapı benzersiz güzellikte bir doğada yer alıyor. Proje hem kullanılan malzemelerle hem de tasarım stratejileriyle doğayla bütünleştirmeyi amaçlıyor. İç mekan dağı paralel kesecek şekilde boşluklara bölünmüş. Zemin kat, garaj ve kiler olarak kurgulanmış. Diğer iki katta ise 4 oda yer alıyor. Ara katta yer alan 2 oda sokağa bakarken üst kattaki 2 oda ise Ayora kasabasının muhteşem manzarasına hakim. Barcelona merkezli mimarlık ofisi Aleo Olea, İspanyol İç Savaşı sırasında yarısı yok olan bir kilisenin kalıntılarını restore ederek eski kiliseyi çok amaçlı salona çevirdi. Proje binanın kabuğuna, cepheye ve çatıya yoğunlaşıyor. Binanın dış cephesi, antik kilisenin çatlaklı, yoğun ve düzensiz taş dokusunu tekrar eden bir şekilde yeniden yorumlanmış. Eski kilisenin imajı dışarıdan yenilenirken orijinal bir mekanın içe dönük, sakin atmosferi de korunmuş. Yeni bir Kalebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.